Geçen görüyorum Mustafa Kemal Paşa'ya benzeyen bir adamı şey yapmışlar. Arabaya bindirmişler. Hepsi selam çakıyorlar. Yani sadece işleri kaldı şeyde. Ne derler? Piyeslerde yani. Tamam mı? Tiyatro. Tiyatrolarla. Tatlı. Devamlı kendi kendilerine memnun oluyorlar, mutlu oluyorlar. Tamam, yaşayın bunu yani böyle çizgi film gibi devamlı. Evet. Evcilik oynarmış gibi oynayın bu oyunu. Mutlu olun ama yani bu Müslümanlara olan kininiz neden ya? Tamam siz 90 sene hüküm sürdünüz. Yapabildiğinizi yaptınız, elinizden geleni ardınıza koymadınız, Müslümanlara zulmettiniz. Bizim şimdi yaptığımız nedir? Avrupa standartlarına çıkartmak Türkiye'yi. Neden? Çünkü yobaz bir sistem vardı Türkiye'de. Nasıl bir yobaz sistem vardı? Kendi görüşlerinden dolayı açıklık, saçıklık, içki, kumar, şu, bu hepsi serbest. Güya demokrasi adı altında. Yani şeytanın istediği, nefsin istediği her şeye hürriyet veriyoruz. Ama İslam'ın istediği hürriyet yok. Bu bir yobazlıktı yani. Bu şekilde bir 90 sene geçirildi. Ne vakit Müslümanlar biraz hürriyetini alsa darbelerle o hürriyetler engellendi. E şimdi ne yapıyor? 15 senedir başımızdaki insanlar şeriatı getireceğiz demiyorlar zaten. Getirecek o kadar kuvvetleri de yok zaten. Yaptıkları nedir? Ha biz bu demokrasinin hürriyetini sağlayacağız. Avrupa standartlarına getirip madem açık olan mini etek giymek isteyen rahat bir şekilde giyiyor. İnadına dekolte diyor, inadına mini etek diyor. Biz Müslümanız, biz inadına iş yapmayız zaten. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Avrupa standartlarına biz bu ülkeyi çıkartıp Müslüman Müslümanlığını yaşayacak arkadaş. Yaşamak istemeyen yaşamayacak. Bu iş böyle. Bundan niye şey yapıyorsunuz ya? Rahatsız oluyorsunuz. Bize zulmediyorlar diyor. Neresinden zulmediyoruz ki biz size? Neyinden zulmediyoruz size yani? Bak inadına dekolte diyorsun bir şey demiyorsun. İnadına mini etek diyorsun. Zaten bundan önce de giyiyordun inatsız. Şimdi inadına başladın. Velhasıl gereksiz bir şekilde yola çıkmış gidiyorlar. Yaşa yaşa diye istediğiniz kadar söyleyin ama maalesef 90 senedir bir arpa miktarı yol alamadınız. Alamadınız ne devlete ne millete. Sadece yaptığınız başörtülünün başörtüsüyle uğraşmak. Sakallının sakalıyla, takkesiyle uğraşmak. Tamam mı? Biz şimdi İslam'ın edebini, adabını öğretiyoruz. Yaptığınız bir buluş var mı diyorlar bize. E sen 90 senedir başörtüyle uğraşıyordun. Niye buluş yapmadın? Niye buluş yapmadın? İrtica dedin. Genele bir açmak en büyük şeref olarak addettin. Hatta ve hatta insanı dinden çıkartır bu hareket. Genele bir açarken şey kesmişler. Kurban kesmişler. Allah'ın dinine dalga geçmektir bu yani. Adamı dininden eder. E bunları yaptınız. Amerika'dan gelen askerlere genel evdeki şeyler ısmarladınız. Artık her neler yaptıysanız ki bunun adı biliyorsunuz nedir yani biz örfümüzde adı bir Türküz. Türk örf adetinde gelen misafire kadın ayarlamanın ismi nedir? Herkes biliyor yani. Neticede böyle bir hayat yaşadınız. Şu an kimse kimseye karışmıyor arkadaş. Yani böyle televizyonda bazen çıkıyor da yok bana karışıyorlar, bağırmalar, çağırmalar şunu ya atmayın ya. Yani bu kadar milleti ahmak yerine koymayın. Biz de bu ülkede yaşıyoruz ya. İşte çarşıya çıkıyoruz, görüyoruz. Çıplaksınız arkadaş. Tek kelime de etmiyoruz size yani. Tek kelime de etmiyoruz. Öyle değil mi? Müslümanız diyorsunuz, çıplak geziyorsunuz. Bu böyle yani. Ha ne diyoruz biz? Bu Allah'ın dinine göre haramdır. Sen tövbe etmezsen cezasını çekeceksin öteki tarafta. Bunu söylüyoruz. Bu Allah'ın dinidir Celle Celaluhu. Ha devlet sana karışmıyor. O ayrı bir konu. Bu benim söylediğim de dinine bağlıysan zaten. Yok ben ateistim diyorsan zaten gideceğin yer belli o zaman.